Hadi bakalım şimdi kurtarsın seni küçük oğlum. Hadi bakayım kurtar. Hadi kurtar. Kendimi iyi hissetmiyorum. Anne. Oğlum şirket olmasa nasıl ayakta kalırız biz? Merak etme anne. Bir yolunu bulacağız. Abim bir sakinleşsin. Gerisini halledeceğiz. Şükran. Anne. Kalbim. Doktor çağırın. Beni oturt. Gel. Gel yavaş. Anneciğim sakin ol. Merak etme birazdan doktor geliyor. İç şunu. Yapamam Name. Ailemi bu halde bırakıp gidemem. Onlara sırtımı dönemem. Sahip olduğumuz her şey parmaklarımızın arasından kayıp gidiyor. Bir şey yapmalıyım. Babam. Babam ölürken her şeyi bana bıraktı. İşlerin başına sen geçeceksin. Bu ailenin başında sen olacaksın. Onları sen toparlayacaksın dedi. Gidemem. Anlıyorum. Senin yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. Biz bu yolu birlikte yürüyeceğiz demedik mi? Engelleri birlikte aşacağız. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Bir şeyleri düzeltene kadar burada kalırız. Sen öyle iyisin ki. Ben gidip durumu anneme anlatayım. Sen de ailenin yanına git. Sana ihtiyaçları var Ejder. İyi misin? Oh. 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 Kafam çatlayacak gibi. Anam iyi mi? Nasıl olsun? Tansiyonu daha yeni düştü. Doktor dinlensin dedi ama aşağıda söylenip duruyor işte. Kolay mı? Bunca mal, mülk bu şirket sayesinde oldu. Şimdi sıfıra düştük. Ağır geliyor haliyle. Şimal.
Yok bir şey. Hadi sor, sor, sor. Ne öğrenmek istiyorsan sor. Koskoca şirketi nasıl batırdın de. He? De hadi de. Tamam. Bütün kabahat benim. Her şeyi berbat ettim. Rahatladım. He? Rahatladım. Rahatlamadım. Hadi biz bir lokma ekmekle geçiniriz. Ya bu çocuklar ne olacak? Ha? Düşündün mü bu çocukları? Onların istikbali her şeyden daha mühim. Şimdi mi geldi aklına çocukların istikbali? Mezardakini düşünmekten hayattakilere fırsat mı kaldı? Bana bak. Anayım ben, ana. Mezardakini de düşünürüm. Defneyle Tahir'i de. Benim analığımdan şüphe etmek kimsenin haddi değil. Bırak ya, bırak. Buldun şimdi, yükle daha yükle. Sen iyice düşman belledin beni. Karınım ben senin. Olan bitenin öfkesini benden çıkarma. Kalk hadi kalk. Leş gibi içki kokuyorsun. Git de yıkan. Daha ölçeyim mi? İstemez. Sen de bırak şunu Hatice. Sıkıldım. Ahlas, ne zaman oldu bu oğlum? Nasıl bu hale geldi koskoca şirket? Ya ne bileyim anne. Ben her şey yolunda gidiyor zannediyorum. Hiç mi kontrol etmedin hesapları? Hiç mi anlamadın? Koskoca şirket bir günde iflas etmedi ya. Ya anne, sen oğlunu tanımıyor musun? Ha? Ya bir şey el sürdürür mü? Hesap kitap işleri ondaydı. Ne olacak şimdi, ne yapacağız? Evi nasıl geçindireceğiz? Oh Allah'ım, sen bana sabır ver. Hanımım, sana çay getirdim. Hatice demlemiş senin çayından. Ben de getirdim, sinirlerini yatıştırır. Şükran, Ejder nerede? Abisini bu halde bırakıp gitmedi değil mi? Nerede Ejder? Buradayım anne. Merak etme. Sizi bu durumdayken bırakıp gidecek değilim. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir şeyi de unutmuş değilim. Ama siz benim ailemsiniz. Size karşı sorumluluklarım var. Onları yerine getireceğim. İşleri yoluna koyalım. Ondan sonra bizi burada kimse tutamaz. Neyse. Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Daha büyük sorunlarımız var. Kafa kafaya verip şirketi bu durumdan nasıl kurtaracağımızı düşünelim. Koca şirket battı gitti. Ay dur Allah aşkına, daha olan bir şey yok. Aa, Şükran abla, duymadın mı Şimal abinin dediklerini? Battık biz diyor. Ya şimdi yarın öbür gün bize ödeyecek paraları olmazsa ha? Ay, ya bizi yarın öbür gün kapının önüne koyuverirlerse? Ay yok canım. Bereket Hanım bizi öyle ortada bırakmaz. Ama Allah korusun hem. Ay benim okuttuğum çocuğum var ayol. Ay tövbe de. Ne istedin Elvan? Ejder en son odasına çıkmıştı. İndi mi aşağıya? Ben salona giremedim de. Ben senin derdinin ne olduğunu biliyorum. Merak etme. Karı koca burada kalmaya karar verdiler. Böyle bir durumda abisini yalnız bırakacak değil ya. İyi. Millet neyin derdinde, o neyin havası. Yarın öbür gün bir lokma yiyecek yemek bulamayacak, haberi yok. Aman öyle deme be Şükran abla. Yazık ona, ona da üzülüyorum ben. Genç, aşık, ne yapsın? Ha, üzülecek başka şey bulamadım. Peki Name Hanım ne yapsın? Onun ne suçu var, o da seviyor. Kadın evlendi, ertesi gün üstüne kuma geldi. Ay Sahi abla, o nereye gitti? Anasına gitmiş. Aa, Temelli mi? Yok canım, laf anlatmaya gitmiş. Ya onlar bugün normalde gideceklermiş.
Ama bu olaylar olunca Ejder Bey kalmaya karar vermiş. Haklı tabii. Yani Mahmut Ağa ölürken şirketi de aileyi de ona emanet etmedi mi? Etti. Hadi bakalım hayırlısı. Name, neredesiniz kızım? Kaç saattir arıyorum, açmıyorsun. Ejder nerede? Arabada mı? Anne. Gelmiyorsunuz değil mi? Burada kalıyorsunuz. Ne demek burada kalacağız kızım? Sende hiç gurur yok mu? Anne. Benim yerim kocamın yanı. Ejder işlerini halledene kadar bir süre daha burada kalmalıyız. O nasıl benim için ailesinden vazgeçtiyse ben de onun için tüm bunlara katlanmalıyım. Akıl alır gibi değil. Katlanmalısın yani, öyle mi? Sen hayatının ne hale geldiğinin farkında mısın? Fransa'ya gidip piyano okuyacakken. Anne sakin olur musun? Olamam. Sakin falan olamam. Çünkü seni hiç anlamıyorum. Yaptıkların çok saçma. Kendi kızımı tanıyamıyorum artık. Öz kızımı tanıyamıyorum artık. Anne herkes bize bakıyor. Senin amacın ne? Ha? O çiftliğin hanım ağası olmak mı? Bu mu kendine seçtiğin hayat? Bu kadar emek, çaba bunun için mi? Hayır. Burada kaldığımız süre boyunca kendime yeni bir hayat kuracağım anne. Merak etme. Nasıl bir hayat? Çalışmaya başlayacağım. Sen o kocan da buna izin verecek öyle mi? Bence boşuna olmayacak hayaller kurma. O çiftlikte hangi kadın çalışıyor? Hiçbiri. Sana da izin vermeyeceklerdir, göreceksin. Anne ön yargılı davranıyorsun. Ejder'i tanımıyorsun. Tanımama gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Tüh ya, yanmış. Neyse, çok yanmamış. Günaydın prenses. Günaydın aşkım. Senin için harika bir kahvaltı hazırlıyorum. Hamaratlığın üstünde bakıyorum. Harika tost. Bu mu? Ne var yani biraz yanmışsa? Biz ona fazla pişmiş diyelim. Hem ben eti de çok pişmiş severim. Karım tam istediğim gibi yapmış. Yani yapamayacağından değil yani. Sabahın köründe kalktım. Sana kahvaltı hazırladım. Daha Şükran'la Hatice bile uyanmamış. Bir teşekkür et bari. Ellerine sağlık canım karım benim. Bak şimdi nasıl yiyorum bu çok pişmiş tostu. Ejder. Madem bir süre daha buradayız. Ben kendime bir iş bulayım diyorum ha. Ne dersin? Ne işi? Bilmem. Bulurum bir şeyler. Hayatım. Daha buranın tadını çıkarmadın. Ben çalışır, karıma bakarım. Şirket zor durumda. Ben de çalışıp destek olmak istiyorum eve. O kadar da değil Name. Ben işleri yoluna koymanın bir yolunu bulacağım. Sen merak etme. Eminim bulacağından. Ama ben de boş durmamış olurum. Benim hemen çıkmam lazım. Bugün işçilerin parasını vereceğim. Bir de Kudret Soylu ile görüşeceğiz. Tostunu yeseydin? Çok fazla iştahım yok. Portakal suyunu iç bari. Dur ben sana tostunu hazırlayayım hemen. Tamam hayatım. O zaman ben de yavaştan bir şeyler bakayım olur mu? Belki çocuklara müzik dersi falan veririm İstanbul'da olduğu gibi. Ejder? Ne olur bırak lütfen. Ne olur bırak. Bak kimseye bir şey söylemez. Durun.
Sakın bir daha kaçmaya kalkma, bak elimden bir kaza çıkar. Tamam mı? Bırak. Bırak. Defne uyan. Uyan günahsız. Uyan. Bu evde kimse mutlu olamayacak mı? Kuzum. Bu evde herkes birbirinin felaketi. Aynı çatı altında yaşayıp gidiyoruz. Kaderimize isyan etmeden. Ah kuzum. Kocandan izin aldın mı çalışmak için? İzin almama gerek olmadığını söylemiştim anne. Hı. Madem öyle, o zaman seni bugün biriyle tanıştıracağım. Cefakar annen çalıştı, çabaladı ve senin için harika bir fırsatı elde etti. Adam bizi bekliyor. Kahvaltıdan sonra gideceğiz. Yine emrivaki yapıyorsun anne. İlk önce bir bana sorsaydın, ben bir düşünüp tartsaydım. Ha, neyi düşüneceksin? Sevdiğin işi yapacaksın işte. Ha. Tabii kocandan korkuyorsan o başka mesele. Ne alakası var? Ejder'den niye korkayım anne? Baskı altındaymışım gibi davranma lütfen. Niye sürekli tedirgin davranıyorsun? Nereden çıkarıyorsun tedirgin olduğumu? Tamam, gidelim. Nevin Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Burak Bey. Merhabalar. Açıkçası sizi bu kadar erken beklemiyordum. Beklemeye ne gerek var? Name uzun zamandır boşta. Çalışmaya can atıyor. Bu arada kızım Name. Name Hanım, sizi görmesem bile tanıyor gibiyim. Anneniz sizden o kadar çok bahsetti ki. Annem abartmayı sever. Abartmak mı? Aldığınız eğitim ve başarılarınıza bakılırsa pek sanmıyorum. Teşekkür ederim. Piyano çalmayı seviyorum diyelim. Burak Bey'le birkaç gün önce otelde tanıştık. Ne iş yaptığını öğrenince hemen senden bahsettim. O da çok heyecanlandı. Bizim kursumuzda sizin gibi deneyimli ve yetenekli hocalara çok ihtiyaç var. Anneniz iş aradığınızı söylediğinde açıkçası çok heyecanlandım. Sizin burada çalışabilmeniz için her şeyi yapmaya da hazırım. Ne garip. Sanki yıllardır çalmıyor gibiyim. İstanbul'dayken daha disiplinliydi Name. Günde en az 4-5 saat çalışırdı. Sonra buraya gelince işte. Aşkım, neredesin? Ben bir iş görüşmesindeyim. Ne işi? Sabah söylemiştim ya sana. Müzik kursu. Anladım. Hiç zaman kaybetmiyorsun bakıyorum. Annem bulmuş bu işi. Zaten o da yanımda. İyi tamam. Ali'yi göndereyim alsın seni. Gerek yok. Yani annem bırakır beni. Annen hala kızgın mı? Zamanla alışacak. Benim gibi. Tamam prenses. Akşam eve geç kalma. Kapıdan girdiğimde seni görmek istiyorum, tamam? Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Karar verebildiniz mi? Ne konuda? Burada çalışmak ister misiniz? Bakın Name Hanım. Kursumuza genelde gençler ve çocuklar gelir. Yani zorlanacağınızı hiç zannetmiyorum. Ayrıca çalışmayı kabul ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki kabul ediyor. Kızım en sevdiği işi yapacak. Kabul ediyorsun değil mi? Hı hı. Böyle bir fırsatı kaçırmayacağını biliyordum.
Günaydın. Günaydın prenses. Erkencisin. Atölyeyle ilgili bir iki iş var sabahtan. Onları halletmem lazım. Benimle kursa gelmeyecek miydin? Bu işleri erteleyemem. Başka zaman söz. Tamam. Sen bilirsin. Sana kahvaltı hazırlayayım mı? Aman diyeyim. Sen yorma kendini. Yat uyu. Ben kendime yiyecek bir şeyler ayarlarım. Keyfin bilir. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Nereye böyle sabah sabah Name Hanım? Bir işim var da. Öyle mi? Ne işiymiş o? Madem bir işin var, o zaman söyleyelim Ali'ye seni bıraksın. Gerek yok. Ben kendim giderim. İyi günler. Bu İstanbullu bir iş çeviriyor ama hadi bakalım. Elvan, gel buraya. Yürü Şefik abla. Bir işe yaramak istiyor musun? Name şimdi çıktı. Hemen peşine takıl. Sabah sabah nereye gitmiş öğren bakalım. Hadi. Senin şimdi paran da telefonun da yoktur. Yok valla. Dur bekle. Hemen getiriyorum.